Selamünaleyküm arkadaşlar. Akıllı Medya kanalından herkese merhabalar. Bugünkü videomuzun konusu flash disklerde almış olduğumuz aygıta erişilemedi hatasının çözümü şeklindedir. Bu hata değişik sebeplerden başınıza gelmiş olabilir. Bunların birkaç farklı çözüm tekniği var arkadaşlar. Tabi bunların her birini ayrı ayrı denemek gerekebilir. Şu anda biz elimizdeki mevcut hatası bulunan bir diskimizin durumunu beraber gözlemleyeceğiz. Öncelikle diskimizi takıyorum. Şu an flash diskimizi taktım arkadaşlar bilgisayarımıza. Genelde bu tür sıkıntısı olan flash disklerden diskimizi herhangi bir şekilde görmemektedir. Bunu gösterebilmek adına ne yapmak gerekir arkadaşlar? Hemen ona başvuralım isterseniz. Bilgisayarım üzerinden özellikle yönet diyoruz arkadaşlar. Bunu masa üstünden de yapabiliriz bu arada. Buradan disk yönetimine geliyoruz arkadaşlar. Önemli olan flash diskimizin kaç GB'lık olduğunu bilmek ve burada onun görünüp görünmediğine bakmaktır arkadaşlar. Şu anda takmış olduğum diskim burada görünmüyor. Bunun için ben bu diskimi çıkartıp aynı porta, USB portuna tekrar taktım ve burayı da kapatıyorum. Herhangi bir şekilde burada diskimiz görünmüyor arkadaşlar, farkındaysanız. Tekrar takıyorum. Ve herhangi bir şekilde görülmemektedir. Şu anda port değişikliği yaptım. Mouse imlecimde ufak tefek kıpırdamalar olsa da herhangi bir şekilde tepki yok. Arkadaşlar, USB diskimizi hangi porta takarsak takalım görünmüyor. Bunu buradan görebildik. Tekrar yönet diyorum. Disk yönetimi diyorum. Bu alanda gelecek disklerin içinde flash belleğinizin boyutuna göre bir tane burada alan oluştuğunu görmeniz gerekiyor. Bu alan bazen burada değil, aşağılarda da olabilir. Zira en son başıma gelen olayda bu şekildeydi arkadaşlar. Burada diskimizin görebiliyorduk ve burada göremiyorduk. Daha doğrusu işte sistem ayrıldı şeklinde gözüken bir biçimde geliyor arkadaşlar. Yani herhangi bir sürücü atanmamış oluyor. Aslında bazı flash disklerde sorun tamamen de bundan kaynaklı oluyor. Herhangi bir şekilde diske atanmış olan sürücü ismi yani bir etiketlendirme yapılmadığından bilgisayar onu hiçbir şekilde tanımıyor. Yani sizin isminiz Ali ise Ali'dir ve burada gözükür. Ali değilse, isminiz bilinmiyorsa buraya isminiz gelmez. Mantık bu şekilde. Peki bu durumda ne yapılması gerekiyor? Herkesin veya birçoğunuzun bildiği gibi diski burada görüyoruz arkadaşlar. O alanmış. Diyelim ki flash belleğimiz 16 GB'lık olsun. 14 ya da 15 küsür megabayt, yani GB kısmında burada alan gözükür. Diyelim ki bu alanımız bu olsun arkadaşlar. Bu olsun. Bunu ne yapacağız? Sağa tıklayacağız. Sürücü harfi ve yolu değiştir diyeceğiz arkadaşlar. Buradan bir tane bu alandan itibaren bu diskimize bir tane sürücü ismi belirleyeceğiz. İleri diyeceğiz. Şu anda ben bunu size gösteremiyorum. Şu anda mevcut flash diskim bu şekilde olmadığından dolayı bu isimlendirmeyi ve sürücü atamasını yaptıktan sonra, yani flash diskimize bir sürücü ismi atayacağız, bir de isim belirleyeceğiz. İsim belirlemek zorunlu değil ama bu bilgisayar için şimdilik bir defaya mahsus bir etiketlendirme, daha doğrusu sürücü harfi belirleme atama işlemi yaparsak sonrasında sorunsuz çalışacağını göreceksiniz. Arkadaşlar, burada şu uyarıyı yapmak durumundayım. Çözümü tam anlamıyla görebilebilmeniz adına az önce de bahsettiğim şeklinde
burada bir alan gözükmesi ve isimlendirmenin olmaması gerekiyor. Eğer bu şekilde ise ve biz buna sürücü harfi atamışsak sorununuz %90 çözülecektir arkadaşlar. Bunun dışındaki hataların çözümü için farklı flash biçimlendirme programları kullanarak bu işlemi deneyebilirsiniz arkadaşlar. Fakat hala çözüme kavuşamadıysanız muhtemelen flash diskiniz fiziksel darbe sebebiyle ya da herhangi bir şekilde sıvı temasıyla zarar görmüş, kullanılmaz hale gelmiş olabilir. Bunun için flash diskinize teknik müdahale gerekebilir. Bunların basit olanları olabildiği gibi zor durumda olanları da vardır arkadaşlar. Basit olayları nelerdir derseniz, flash diskinizde biliyorsunuz USB portunda 4 tane veri yolu vardır. Bunların herhangi birinin lehim bırakması sebebiyle bu arıza meydana gelmiş olabilir. En basiti budur. İşten anlayan bir kişinin bunun lehimi tazelemesi sorununuzu çözecektir. Bunun dışında herhangi bir farklı sebepten teknik müdahale gerekiyorsa sizin tekniğinizi aşacağından dolayı müdahale etmeniz önerilmez. Eğer çok önemli bilgileriniz varsa bu işi anlayan birinden yardım almanız gerekebilir arkadaşlar. Sorunumuzun çözümünü bu şekilde yapabilirsiniz. Şu anda benim flash diskim burada hiç görünmediği için muhtemelen bahsetmiş olduğum hatalardan biri gerçekleşmiş olabilir. Yani herhangi bir veri yolu da sıkıntı oluşmuş olabilir değerli arkadaşlar. Bundan dolayı ben bir flash diskimi açmayı deneyeceğim. Bununla ilgili aşamaları gösterir video. Daha sonradan gelebilir, gelmeyebilir. Eğer tamiri mümkün olursa bir sonraki video olarak gelecek arkadaşlar. Mümkün değilse zaten bunu paylaşmayı uygun görmüyorum. İnşallah anlaşılabilir bir video olmuştur. Sorularınızı mutlaka paylaşın arkadaşlar. Kanalımıza henüz abone değilseniz abone olmayı, bildirim zilini açmayı, yorum yapmayı ve beğendiğiniz videoları paylaşmayı unutmayın diyoruz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Akıllı Medya kanalından herkese sevgiler, selamlar.